Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Çarpanlar katlar konusunda EBOPEKOK problemlerinde kalıplaşmış iki soruların çözümüne fenomenal kitabımızdan devam ediyoruz. 10 kilometrelik bir yolun sağ tarafına eşit aralıklarla çam ağacı, sol tarafına ise eşit aralıklarla akasya ağacı dikilecektir. Bunların bizim için hiçbir önemi yok tabii ki. Yolun sonunda her iki ağaçtan da birer tane olması istenmektedir. Aynı cins ağaçlar arasındaki mesafeler hangisi gibi olursa karşılıklı olan çam ve akasya ağaç sayısı en fazla olur diye sormuş arkadaşlar. Ne zaman karşıya gelirler arkadaşlar? Verilen mesafelerin her ikisinin de katı olan mesafelerde, yani ortak katlarda. 12 ve 15'in en küçük ortak katı 60'tır. Yani çam ve akasya ağaçları bu yolda, yolun ne kadar olduğunun bir önemi yok, 60 metrede bir karşılıklı olurlar. 18 ve 24'ün ekoku 72'dir. O zaman burada daha büyük mesafede karşılaştıkları için daha az karşılaşırlar. Gitti daha fazla karşılaşmalarıdır. 8 ve 10'un ekokuna bakacak olursam 40 metredir arkadaşlar. Şu anda A seçeneğini de eledim. 9 ve 11 aralarında asal olduğu için 99 metrede bir karşılaşırlar. Cevabımız C seçeneği olur. Dediğim gibi burada 10 kilometre olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü bize kaç tane ağaç yerleşir diye sormuyor. Ne zaman en fazla olur diyor. Ne zaman ortak katları en küçük değeri aldığı zaman sevgili arkadaşlar. 12. sorumuz ile devam ediyoruz. Yine 54 kilometre bir yolun sağ tarafına çam ağacı, sol tarafına akasya ağacı dikilecektir. Yolun sonunda her ikisinden de birer tane olması istenmektedir. Aynı cins ağaçlar arasındaki mesafeler hangisi gibi olursa bu sefer karşılıklı çam ve akasya ağacı en az olur demiş. Şimdi burada dikkat edersek ondalık gösterimler verilmiş. Ondalık değilmiş gibi ekoklarını bulup daha sonra ondalığa çevirebiliriz. 24 ve 18'in ekoku 72'dir. Yani burada 7,2 metrede bir karşılaşırlar. 32 ve 24'ün ekoku 96'dır. 9,6. Arkadaşlar ne kadar uzun mesafede karşılaşırlarsa o kadar az karşılaşacaklar. O yüzden A seçeneğini sildik. Şimdi burada virgül yokmuş gibi davrandım. Bunu 30, bunu 45. 30 ve 45'in ekoku 90'dır arkadaşlar. Yani burada 9 metre. Bakın ne kadar çok olursa o kadar az karşılaşır dedik. Gitti. Arkadaşlar hemen 27 ve 36'nın ekokuna bakalım. 27, 54, 81, 108. Doğru mudur? 36'yı yazdım. 36, 72, 108. Yani 108'i de bir tane virgülünü kaydettim. 10,8 mesafe fazla olursa karşılaşma daha az olacak. Cevabımız Diyarbakır sevgili arkadaşlarım. 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen 3,6 metre uzunluğundaki oyun tahtasının başında ve sonunda birer tane olacak şekilde sol tarafında 8 santim, sağ tarafında 12 santim aralıklarla çubuklar bulunmaktadır. Solda bulunan her bir çubuğa 3 tane, sağda bulunan her çubuğa 4 tane boncuk takılmıştır. Çubukların kalınlıkları önemsizdir. Tahtanın sağ ve sol tarafında karşılıklı aynı hizada. Ne zaman aynı hizaya gelir bunlar arkadaşlar? Buradan sonra, başlangıçtan sonra. 12'nin katlarında gidiyor bu. Bu da 8'in katlarında. Yani 24 santim ve katlarında karşılıklı olacaktır. 3,6 metreyi santimetreye çevirirsem de 360 santimetre yapacaktır arkadaşlar. 360'da kaç tane 24 varsa o kadar karşılaşacak bunlar başlangıçtan itibaren. 360'ı 24'e böldüm. Bir tane 12, pardon 24, 12, 120'de 5 tane. Yani buradan sonra 15 kez karşılaştılar arkadaşlar. 15 çarpı 3'ten burada 45 boncuğum var, burada 60. Bir de başlangıçlarım var unutmayın. Artı 3, artı 4. Yani 48 artı 64, 112 boncuk aynı hizada bulunur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Güzel bir soruydu. 14. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen
480 santimetre uzunluğundaki oyun tahtasının başında ve sonunda olmayacak şekilde görseldeki gibi sol tarafında 15 santim, sağ tarafında 20 santim aralıklarla çubuklar bulunmaktadır. Solda bulunan her çubuğa 3 tane turuncu boncuk, sağda bulunan her çubuğa 5 tane mavi boncuk takılmıştır. Buna göre tahtanın sağ ve sol tarafında karşılıklı bulunan mavi boncuk sayısı, turuncu boncuk sayısından kaç fazladır? Az önce toplamıştık, şimdi farklarına bakacağız. Yine burada 15'in katlarında gidiyor, burada 20'nin. Ne zaman karşılaşır bunlar? 15 ve 20'nin ekokunda. 15 ve 20'nin ekoku nedir arkadaşlar? Hesaplayacak olursak 60. Yani 60 santimde bir bunlar karşılıklı olacaktır. 480'de kaç tane 60 var arkadaşlar? 8 tane. Demek ki 8 kere karşılaşacaklar. 3 çarpı 8'den 24 turuncu, 32 tane. 5 çarpı 8'den 40 tane mavi vardır. Aradaki farkımız 16 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Bursa olacaktır. Yanına verilen özdeş kare prizma şeklindeki legolarla oyun oynayan Ali, legoların kare yüzeyi tahtanın üstüne temas edecek biçimde bir doğru boyunca 30 santim boşluk bulunacak şekilde görseldeki gibi yerleştirmiştir. Tahtanın üstüne daha fazla lego yerleştirmek için legolar aynı şekilde 20 santim boşluk bulunacak biçimde dizildiğinde legonun tahtanın sağ kenarına en kısa uzaklığı 20 santimetre olmaktadır. Ali bu zemine legolar arasındaki mesafeyi azaltarak dizdiğinde fazladan kaç lego yerleştirmiştir diye soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde gideceğiz. Sürekli şu tekrar ediyor burada, doğru mu? Yani bir 15 bir 30. Bu uzunluk 45'in katıdır bu durumda, doğru mudur? Diğer durumda ne olacak? Yine kare yüzeyi 15. Bu sefer boşluklar 20. Bu sefer ne olacaktır uzunluk? 35'in katı olacaktır. Doğru mudur arkadaşlar? Tabii ki doğrudur. O zaman tahtanın uzunluğu değişmediğine göre tahta uzunluğu ne olmalı? Hem 45 hem 35'in katı. Yani sevgili arkadaşlar her ikisinin ortak katı olmak zorundadır tahtanın uzunluğu. Yazıyorum şu şekilde: 45, 90, 135, 180, 225. Bu denenebilir tabii ki. 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, 270 oldu burası. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bu biraz uzun sürdü. Keşke diğerini yapsaydık. 270, 315, 315. O zaman tahtanın uzunluğu en az 315 santim olmalıdır diyorum arkadaşlar. Eğer tahta 315 santim olursa 45'in kaç katı? 3, 6, 7 katı olur. 35'in kaç katı? 3, 6, 9 katı. O zaman arkadaşlar fazladan 2 lego yerleştirileceğini söyleyebiliriz ikinci durumda. Tabii ki ekoku da aksa yoldan bulabilirdik. Geçtim 16. soruma. Yine benzer lego sorusu. Selim, yanda verilen özdeş kare prizma şeklindeki legoların tahtlarının üzerine şekil 1 ve şekil 2 gibi doğrusal bir şekilde belli bir kurala göre dizmiştir. Burada dikkat edelim yine arkadaşlar. 4'e 4 sürekli bu tekrar ediyor. Yani buradaki uzunluk 8'in katıdır arkadaşlar. Tahtanın uzunluğu. Burada nasıl bir gidişat var? 4 yatay olarak dizildiğinde 9, 13, 2 daha 15. Sürekli 15 gidiyor. O zaman burada da tahtanın uzunluğunun aynı uzunluğun 8-15'in katı olduğunu söyleyeceğim. 8 ve 15'in ortak katı kimdir arkadaşlar? 120'dir arkadaşlar. Doğru mudur? Evet. Aralarında asal olduğu için çarpımlarına eşittir.
O zaman bu tahtanın uzunluğu en az 120 santimdir diyeceğiz. Bize neyi sormuş? Selim'in şekil 2'de dizdiği Lego sayısı şekil 1'den en az kaç fazladır demiş. Eğer 120 santimse arkadaşlar burada kaç tane 8 var? 15 tane. 15 tane dizer. Şimdi buraya çok dikkat arkadaşlar. 120'de kaç tane 15 var? 8. Şundan 8 tane yani 16 Lego vardır. Aradaki fark en az 1'dir cevabımız. A seçeneği sevgili arkadaşlar 17. soruyla devam ediyoruz. Yasemin öğretmen kırtasiyeden eşit tutarda para ödeyerek içinde 6 tane ve 15 tane kalem bulunan paketlerden satın almıştır arkadaşlar. Bakın ödediği para eşitmiş. Eğer bunlardan alırsa 8'in katı, bunlardan alırsa 20'nin katı, tutar eşit olduğuna göre 8 ve 20'nin katı yani en az ekok 8-20 ödemiştir diyeceğim arkadaşlar. Nedir ikisinin ekoku? 40. Yani en az 40 TL ödemiştir. Şimdi aynı sayıda kalem bulunan paketlerden 9 tanesini sınıfındaki öğrenciler için ayırdıktan sonra geriye kalan kutularda bulunan kalemleri diğer öğrencilere dağıtıyor. Yasemin öğretmenin okulda bulunan diğer öğrenciler için dağıtmış olduğu kalem 6'lı ve 15'li paket sayısı eşit olduğuna göre kırtasiyeden kaç TL'lik kalem almıştır diye soruyor sevgili arkadaşlar. Zaten 12 olma olasılığı imkansız arkadaşlar. TL olarak soruyor. 40-40-80'in katı olmalı. Bu da gitti. Ya 240 ya 480 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra nasıl gideceğiz? Geriye kalan kutularda bulunan kalemleri diğer öğrencilere dağıtıyor. Okulda bulunan diğer öğrenciler 6'lı ve 15'li paket sayısı eşit. Şimdi arkadaşlar 240 TL'lik alışveriş yaptıysa 120'si 6'lı, 120'si 15'li kalemlerden oluşur arkadaşlar. Bu durumda 6'lıdan 15 tane her biri 8 liraydı. Diğerinden de 6 tane bulunmuş olur. Şimdi 9 tanesi hangisini dağıtabilir? 6'lıları dağıtabilir tabii. Geriye ne kalır? 6. Geriye kalanları 6 6 eşit şekilde dağıtmış olur. Cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Geçtim burayı. Yusuf öğretmen kırtasiyeden eşit tutarda para ödeyerek yine ekok sorusu arkadaşlar. 21 3 çarpı 7'dir. 35 5 çarpı 7'dir. Her ikisinin ekok için buraya bir 3, buraya bir 5 gerekir. Yani en az ekok 21-35 105 TL ödeme yapması gerekir. 105 TL ödeme yaptığında buradan 5 paket, buradan ise 3 paket alması gerekir arkadaşlar. Aynı sayıda kalem bulunan paketlerden 8 tanesini ayırmış arkadaşlar. Bu durumda paket sayısı 5 ve 3 olamaz tabii ki. 10'a 6 olabilir. Arkadaşlar bunun katı olacaktır her zaman. 15'e 9 olabilir. 20'ye 12 olabilir. Şeklinde değerler alabilir. 8 tanesini ayırdıktan sonra şimdi 8 taneyi nerede ayırabilir? İkinci durumdan itibaren ayırabilir. Geriye kalan kalemlerin tamamını okulda bulunan öğrencilerine dağıtmıştır. Yusuf öğretmenin dağıtmış olduğu 9'lu ve 16'lı paket sayısı eşitmiş arkadaşlar. Eğer şimdi ikinci durumda 8 tanesini ayırırsa 2 tane kalır. Eşit olmaz tabii ki. Gitti. Şimdi burada 15'in 8'ini ayırırsa 7'si kalır. 7 ve 9 eşit değil, gitti. 20'nin 8'ini ayırırsa 12 paketi kalır. Burada da 12 var. Demek ki arkadaşlar 20 paket 9'lu, 12 paket 16'lı kalemi vardır bu arkadaşımızın. Kırtasiyeden almış olduğu toplam kalem sayısını sormuş. 20 çarpı 9'dan 180 arkadaşlar. 12 çarpı 16'dan 120, 192 yapacaktır. 180 ile 192'nin toplamı ne yapar? 2 elde var. 1, 372 kalem almak zorundadır arkadaşlar. Bu şekilde bir dağıtım yapmak için geçtik 19. sorumuza.
Bir köy okulundaki öğrenciler için yapılan kampanyada aşağıda sayfa sayıları verilen iki farklılığı romandan alınıp her öğrenciye birer tane roman hediye edilecektir. A romanının sayfa sayısı 240 ve 20 liraymış. B romanı 450 sayfa 30 liraymış. Kampanya kapsamında alınan A romanının sayfa sayıları toplamı ne olacak arkadaşlar? 240'ın katı tabii ki. Kaç tane alındıysa 240'ın o kadar katı. B romanının sayfa sayıları toplamına eşit. Burada da 450'nin katı. Demek ki sayfa sayıları toplamı her ikisinin ortak katı olmak zorundadır. 240 ve 450'nin ekokunu hemen şurada bulalım. Her ikisi 10'a bölündü arkadaşlar. 24'e 45. Her ikisi 3'e bölünsün. 8'e 15. Evet, daha sonra 8'e böleyim 1. 15'e böleyim 1 diyebilirim sevgili arkadaşlar. Ekokları 10 kere 15 150 450 çarpı 8 yapacaktır arkadaşlar. Yani B romanından en az 8 tane 240 için de gerek 240 çarpı 15. Buradan da en az 15 tane gerekecektir arkadaşlar. Toplam maliyet 1000 ile 1200 arasındaymış. 15 A kitabı alırsam 300 lira A kitabının maliyeti yapar. 240 B kitabının maliyeti yapar. 1000 ile 1200 arasında yapmaz. O zaman romanların adetleri 2 katına çıksın. 16 bundan alayım. 30 da bundan alayım. Bu durumda 600 lira A kitabına öderim. 480 B kitabına, toplamda 1080 sağlıyor. Bize ne demiş? Kaç roman alınmış? 46 tane roman alınmıştır sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sorular çözüyoruz arkadaşlar. Mutlaka takip edin çözümlerimizi. Çok faydalı olacağına inancım sonsuz. Evet arkadaşlar, ikiz sorularımızdan 20.siyle devam ediyoruz. Az önceki sorunun çok benzeri, o yüzden hemen şuradan aldım. A romanlarının sayfa sayıları toplamı B romanlarının sayfa sayıları toplamına eşit. Demek ki her ikisinin de ortak katı olacak. Ve demiş ki öğrenci sayısı 60 ile 70 arasında. Bu ne demek arkadaşlar? 60 ile 70 arasında bir kitap almak zorundayız. Yani kitap sayısı 60 ile 70 arasında olmalı. Şimdi hemen sayfa sayısının kaç olacağını bulalım. 140 ve 315'in katı olmalı. Arkadaşlar her ikisi 5'e bölünür. 140'ı 5'e böldüm. 28, 315'i 5'e böldüm. 63. Hala her ikisi 7'ye bölünür arkadaşlar. 4'e 9. Bu iki sayı aralarında asaldır. 4'e böldüm 1. 9'a böldüm 1 yapar. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Şurası 140. Bunların ekokları 140 çarpı 9. O zaman bundan en az 9 tane alınmalı. Şuna dikkat, 9, 7 ve 5'in çarpımı 315'i verir. Bundan da 4 tane alınmalı. Bu durumda en az 13 kitap alınmalı. Fakat kaç kitap olması lazım? 60-70 arasında. 13'ün 60 ile 70 arasındaki değeri 5 katı olan 65'tir. Bu durumda her bir kitaptan başlangıçtakinin 5 katı kadar, yani 45 kitap buradan, 20 kitap buradan alınmalı. Bize neyi soruyor bu arada? Alınan romanların toplam maliyeti. A romanlarının maliyeti 45 çarpı 15'tir. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 4, 22, 45, 5, 7, 675 A romanlarına gider arkadaşlar. 20 çarpı 25 yani 500 TL'de B romanlarına gider. Toplarsam 1175 TL'lik bir maliyeti olur bu projenin sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.